Tekrar karşınızdayız Metin Yalçın, Doğan Ank. Çok teşekkürler ediyoruz sizlere. Sağ olun, var olun. Şimdi, iş insanları küçük esnaftan en büyük zengine kadar. En büyük zenginlerin para kaybetme olasılığı daha yüksek. Olasılığı değil, oranı daha yüksek. Çünkü ödenmeyecekler. Örneğin ev satıyorsunuz. Evin taksitleri ödenemiyor. Evi geri aldınız mı? Mahkemeye gideceksiniz. Mahkemeler hangi yargıçla kaç davaya bakacak? Zaten o konuda sıkıntınız vardı. Veya arabanız var. Ödemediniz. Ne olacak? Çünkü ödeyemeyeceksiniz. Borçlar, bankalara borçlar ne olacak? Kimse ödeyemeyecek. Kimse ödeyemeyecek bankaya borcunu. İpotek koyanların ipoteğini alacak banka. Veya kefil koyanların kefilleri de gidecek mahkemeye. O zaman biraz önce söylediğim gibi zaten açık hava hapishanesi. O zaman hükümet oturacak ve diyecek ki artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tamamını açık hava hapishanesi ilan ettik. Mahkemelerde oturacak. Bütün borçlular mahkumdur. 2 sene, 3 sene herkese toplam ceza verdik. 3 sene bunun içinde kapanıyoruk. İlkel yaşama dönüyoruz. O kadar. Var mı başka önerisi olan? Nasıl başlayacağız yeni hayata? Uçak dolusu kumarcılar yağmaya mı başlayacak? Ne zaman? Kim bilir? Kim bilir bu gidişin dönüşü olacak mu? Ya? Çekler ne olacak? Hangi çek karşılığını bulacak? Başka şeyler de var ama spekülasyon, sansasyon işine girmeyelim diye konuşmuyoruz. Evet, okumuyoruz. Okumuyoruz, Emel Özker, çok teşekkür ederiz. O konuda uyarmıştım, isteyen okusun oradan. Evet, arkadaşım dedi bizi almıyorlar, hep torpillileri alıyorlar. Biz vatandaş değil miyiz, devlet terk etti bizi burada diyor İngiltere'de. Evet, arkadaşımıza selam söyleyin. Çok selam etsinler. Yok nedir bu? Arkadaşım dedi bizi almıyorlar. Kıbrıs'ı karıştırmaya mı geliyor yoksa sevdiklerine kavuşmaya mı anlamadım. O olay çıkarmışlar. Gazeteciler ve bakanlar gene karşılamış bizimkilere. Kimse gelmemişti. Resmen yapmaya çalışıyor. Selam ederiz. Emel Özker girmiyoruz bu konulara. Nürnberg'den Turgay abimiz selam ediyor. Biz de ona selam ediyoruz. Guten Morgen diyoruz. İyi olun anlamında Almanca bir şey başka bilmem. Ama yok derval vardı bir zamanlar. Fatih Terim iyileşti. Allah iyiliğini versin. Evet. Geri gitmek zorundayız. Geri gideceğiz. Ekonomik yaşamda, her aşamda. Evet. Serkan Kocabaşoğlu eski eserlerdeki kiralıcılarla ilgili soru sormuş. Alınan komik kararı size Messenger'dan gönderdim. İyi yayınlar diyor. Serkan Kocabaşoğlu, yani benim Serkancığım biri duymasın ama ödeme. Bekle mahkemeye versinler seni. Büyük bir ihtimalle duruşma günün 2042'de gelecek. Çok büyük bir ihtimalle. Kaç yaşındasın? Allah çok uzun ömür versin. Genç görünün. 2042, yani şu anda 40 gördüm seni, 35 olabilin. Hangi senedeyik şu anda? 2020'ydi değil mi? Evet 2020. 2042'de senin duruşma günün geldiğinde 2042'de 22 sene sonra tabii hukuk fakülteleri falanlar da açılmayacak. Bu nedenle yargıçlar da hayatta kalanlar da devam edecek. Emeklilik memeklilik de olmayacak. Dolayısıyla senin de bana bakacak olan yargıç şu anda 50 yaşındaysa 22'de 72 yaşında falan olacak. Yani böyle karışık bir durum var. Hiçbir şey belli değil. Onun için söyleme birine ama bence ödeme.
Bence ödeme idare et, bekle. En eşidir yerle. Ne yazdıydı bize şey? O konuda bir daha bakayım ona. Nerededir? Yılbay Direkçi kardeşim. Ne demişti Yılbay Direkçi? Allah Allah, bizim Facebook'ta bir sıkıntı var. Yılbay abi ne oldu? Ha, bu tarafta açılıyor. Evet. Eşi para, eşi hara. En eşi para, ekso maskara durumları. Evet. Mesela maaşlar ne olacak? Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerimiz ne olacak? Yani biz bize yeteriz kampanyasında 1 milyar TL'yi geçti Türkiye, topladı. Öyle aklımda kaldı. Biz 3,5 istemişiz, istiyormuşuz ya da. Ya böyle bir durumda sorulacak olan soru, Mazhar Fuat Özkan şarkısındaki sorudur. Why do you go to Barcelona and why don't you come down here? Pack your bag and fly today. Yani ne yapayım, ne diyeyim size? Nasıl olacak? Olmayacak. Ha, düğünler ne olacak? Okul harçları ne olacak? Özel okul. Hepimiz özel okula gönderiyoruz çocuklarımızı. Çok daha iyidir diye. Öyle olmayacak artık. Ya özel okula gönderemeyeceğiz, ya özel okullar kapanacak. Yani spekülasyona hiç gerek yok. Ama kimin parası olacak? Bir kurtuluş yolumuz var. Anlaşma diyor Sertaç Serdar. Birlikte hareket etme demek lazım diye düşünüyorum. Anlaşma hala korkudur çünkü ganimetçi kesimi. Evet, Nazime Abdullah, tatil için geldim. Eşim ailem Londra'da. Allah'ım herkeslere yardımcı olsun. Akşam yayınınızın tekrarını gördüm. Bana telefon ettiği, senin mesajını okudu dediği, çok teşekkürler. Nazime Abdullah, çok teşekkür ediyoruz size. Sevgilerimizi iletiyoruz. Eşinize de Allah sağlık versin. Hepinize. Çok güzel. Evet. İşimiz Bingavara diyor. Bingavara diyor Sedat Avcan. Günaydınlar. Günaydın incirli, renkli yayınlar demiş Mehmet İnancı. Ona da selamlarımızı ediyoruz Londra'ya, Mehmet İnancı'ya, kardeşime. Sertaç Serdar, çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Evet efendim, çok kötü günler bizi bekliyor. O konuda bir sıkıntımız olmasın. Haberci gazetesi yerel bulaş ilk ölüm diye yayınlandı bugün. Yerel bulaş ilk ölüm habercinin bugünkü manşeti. Biraz okuyalım. Biraz okuyalım. Hemen bakalım. Yerel bulaş. Koronavirüs taşıdığını bilmeyen kız kardeşiyle temas eden ve hastalığa yakalanan Gönyeli'de sakin 74 yaşındaki Ümit Tilki, Covid-19'dan kaybettiğimiz ilk vatandaşımız oldu. Kronik rahatsızlıkları vardı. Evet, koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda yatan KKTC vatandaşı 74 yaşındaki Gönyeli'de sakin Ümit Tilki dün hayatını kaybetti. Lefkoşa Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde Covid-19 tedavisi sürmekte olan, aynı zamanda hipertansiyon, İskemik kalp rahatsızlığı ve diyabeti de bulunan Tilki virüse yenik düştü. Tilki'nin ailesinden edinilen bilgiye göre merhumun kız kardeşi Mart ayının ilk haftası İngiltere'den adaya geldi. Önce Beyermudun'da, daha sonra ise Gönyeli'de Tilki'nin evinde misafir oldu. İngiltere'ye dönen kız kardeş, koronavirüs taşıyıcısı olduğunu bilmeden yaptığı Kıbrıs ziyareti dönüşünde hastalandı. Londra'da tedaviye alındı. Ardından Beyermudun'da evinde kaldığı aileden 3 kişi de rahatsızlanınca oradan verilen bilgilerle Tilki ailesine de yapılan test sonuçları pozitif çıktı. Ümit Tilki 1965'ten itibaren 11 yıl mücahitlik yapmıştı. Barış Harekatı'na çavuş olarak katılıp gazi olmuştu. Tilki terhis olduktan sonra 10 yıldan fazla da polis olarak görev yapmıştı. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Lefkoşa Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde belediyede de görev alan bir isimdi.
usta balık avcılığıyla biliniyordu. Evet, Allah rahmet eylesin, nurlar içinde uyusun. Yılbay Emel Hocam, günaydın Asım Zurnacı. Kardeş, günaydın Asım Zurnacı. Selamlar ederim bütün aileye. Ahmet'ime, Londra'ya, Ahmet Zurnacı'ya, Cerem'e kardeşim. Nasılsın, iyisin inşallah bütün aileye. Asım Gaziveran'a selamlar. Özel okullar, özel bankalar bu süreç sonunda diyor Mustafa Özadalı. Kapanacak, tam komünist düzene geçmek için fırsat abi. Bir bakan da diyor, bir nusubet bin nasihatten iyidir. Güzel bir yorum bu. Ben yazdım daha önce bunu ama ölmek için söylemiyorum Mustafa Özadalı. Şu anda ihtiyacımız olan en önemli sistem bence odur. Şu anda kurulabilecek olan en iyi sistem odur. Her şeyi devletleştireceksin. Herkes ne kadar paramız var kardeşciğim çalışan ahali için bu kadar. Emeklilerimiz, evet emeklilere şu kadar ekmek alabilsinler hem su. Diğerlerine şu kadar kapıları kapadın, kimse içeri girmeyecek, kimse dışarı çıkmayacak. Dışarı çıkmak isteyen KKTC vatandaşı olmayanları göndereceğiz. Güle güle gidecekler. Kendileri gitmek isterse, kalmak isteyenler kardeşimizdir, canımız ciğerimizdir bizim. Herkes, ırk, dil, din, hiçbir ayrım olmayacak. Yeniden sayım yapılacak. Herkes evine kapanacak. Sokağa çıkma yasağı vardır denildiği anda kapının önünde görülen ben de giden baydaklarla le 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 diye halay ekibine alınacak. Ve o halay ekibi sokakta le 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 gidecek. En sonunda hep beraber denize dökülecekler. Denize. Denize aynı zamanda iki varel de asit dökeceği ki onları eridelim. Değil tabii ki öyle bir şey yok. Merak etmeyin. Hiç korkmayın. Sakın ha da salasınız ora bura. Uçak seferleri durmalı. Deneyimli doktorlar uyarıyor. Hükümet dinlemiyor. Lefkoşa Devlet Hastanesi eski başhekimi Bülent Dizdarlı bu uçuşların çok riskli olduğunu belirterek peki o zaman neden evlerimize kapandık? Çıkalım dolaşalım öyleyse enfekte olalım. Bir an evvel bitsin bu iş dedi. Dizdarlı yolculuğun gelen vatandaşlar için de riskli olduğunu söyledi. Hayat normale döndüğünde bile maske takma alışkanlığı etek pantolon giymek gibi normal olmalı ve yaşlılara kristal vazo muamelesi yapılmalı. İngiltere'den ve Türkiye'den yeni uçaklar, hatta gemiler gelmeye devam ediyor. Her gelişte önümüz en az 21 günlük periyot için kapanıyor. Şebnem Kamacıoğlu günaydınlar, günaydınlar efendim, günaydınlar. Sevgiler, saygılar bütün aileye, bütün aileye. Yılbay Emel tekrardan selamlar. Derşen Kulle kardeşim günaydınlar. Korona dışındaki hastalar ne olacak? Tıp İş Başkanı Ahmet Varış, Lefkoşa Devlet Hastanesi'nin pandemi hastanesi ilan edilmesinin ardından, evet, bir hafta geçtiğini ve bu haftadan bu bir hata olduğunu ve bu hatadan dönülmesi gerektiğini söyledi. Kamusal sağlık hizmetlerinin durma noktasına geldiğini, hastanın hekime, hekimin hastaya ulaşmasında büyük sorun yaşandığını belirten Varış, COVID-19 dışındaki diğer hastaları kaybetme korkusu yaşıyoruz dedi. Açılma başlandığı andan itibaren nüfusun %60-70'ine bu virüs geçecek. Kıbrıs Türk hekimleri olarak solunum cihazı için hasta seçer duruma gelmek istemiyoruz. Evet. 10 Nisan'da Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Ercan'a THY ile charter bir sefer daha düzenleneceği açıklandı. Tabii ki bu da ilginç. Hakikat gazetesi rahat olun diye yazdı bugün. Ama bu dünkü gazete galiba. Yok bugünkü tamamdır. 8 Nisan çarşamba. Hadi hep beraber iyilik yapalım. Kıbrıs Türk Vakıflar İdaresi'nin bugünkü açıklaması manşette. Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, İngiltere'den gelecek çoğu öğrenci KKTC vatandaşlarının kalacağı yurtları ziyaret etti. Durum iyidir dedi. Merak etmeyin dedi.
Evet. Güner abim selamlar, günaydınlar. Evren Nadir Lefke'den Mustafa Nadir da bize selamlar ediyor. Selamlar. Yusra Serhat Kaya, Serhat Bey kolay gelsin. Az önce de bir arkadaşımız sordu. Tüm yakalayamadım konuşmanızı. Benim abim kirada oturuyor. Ev sahibi kira için sıkıştırıp duruyor. Ne yapacağız? Hiçbir şey bilmiyoruz. Bunun cevabını ben mantıklı bir şekilde veremem. Ama ödemeyin. Ödemeyin, mahkemeye versinler sizi demiştim deminki arkadaşa, ama o eski eserler dairesi ile ilgiliydi. Özel durumların, özel anlaşmaların ne olduğunu bilmiyorum. Ama eğer eski eserler dairesi sizden kira istiyorsa, eski eserler dairesi olduğu gibi go to nereye isterse yani. Hani diyecektim bir şey ama olsun, yok. Yani. Evet, Hakikat Gazetesi'ne de baktık. Devam ediyoruz. Star Kıbrıs sicil sorunu çözülecek dedi. Ne sorunuysa bu, sicil sorunu çözülecek. Nasıl bir sorundur bu? Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu bozuk sicilleri nedeniyle açıkladı. Kredi paketlerini kullanamayan küçük esnafın sorunlarını çözeceklerini müjdeledi ki bu en mühim sorundur. Çok güzel bir haber. Neymiş bu sorun dedim. Ama düşünün, benim bir tanıdığım var, iki tanıdığım var. Yok, çoğaldılar. 4-5 tanıdığım var. Çek yasaklıydılar. Toparlamak için çaba harcıyorlardı. İşleri devam ediyordu. Şimdi bu yeni uygulamadan nasıl yararlanacaklar? Borçlanmaları lazım. Kapatsınlar işlerini. Yani kapatsınlar dediğim, devam ettirsinler işlerini. Ne olacak? Hükümetin onlarla ilgili de bir şeyler yapması lazım. Star Kıbrıs bugün bunu çok güzel gündeme getirdi bence. Çok doğru bir gündem maddesiydi. Sağlıkçılardan uçuşları durdurun uyarısı. İngiltere'deki Kıbrıslı Türk öğrenciler ülkeye dönmeye devam ediyor. Londra'dan dün gece yarısı 168 kişi daha çarter uçuşla ülkeye getirildi. Bu gece yarısı bir uçak daha gelecek. Toplam 336 yolcu adaya dönmüş olacak. Adaya gelenler Güzelyurt'taki öğrenci yurdunda 14 gün karantinada kalacak. Doktorlar yapılan bu uçuşlara karşı çıkıyor. Koordinasyon Konseyi Başkanı Doktor Sibel Siver, ülkemize gelenlerin sadece toplum sağlığını değil, kendi sağlıklarını da riske attığını söyledi. Tüm girişlerin 15 gün süreyle durdurulması talebini Başbakan Tatar'a iletti. Bülent Dizdarlı da yurt dışından KKTC'ye yapılan uçak seferlerini riskli olduğunu söyledi. Evet, o çocuklar bizim, ama o uçaklara binmek, nerede kaldık? Evet, o çocuklar bizim, ama o uçaklara binmek onlar için de çok ama çok riskli. Her gelişte önümüzü en az 21 günlük periyot için kapanmaktadır dedi. Evet, devam ediyoruz. Havadis gazetesi canımız acıdı diyor. Bugün ilk vatandaşımız öldü. KKTC'de 3 kişi oldu. Ölümler. Allah rahmet eylesin, biz de bir kez daha söylüyoruz. Evet, uzman doktor Erden Aşardağ COVID-19 hastalığıyla ilgili konuştu. Sıra başka sebeplerle hayatını kaybedenler çok daha fazla. Kronik rahatsızlığı olanların tedavileri aksıyor. Bu hastalar hastanede virüs kapmaktan endişe duyuyor ve hastaneye gitmiyor. Toplumda güvensizlik var dedi Doktor Aşardağ. Kronik rahatsızlıkları olan ve tedavi gerektiren hastalıkları bulunan insanların evden çıkarılıp tedavilerini devam ettirmek için daha temiz, büyük ve COVID-19 negatif hastanelere ihtiyaç var. Önlem alınmazsa COVID-19 ile ilgili yaşadığımız başarı bunun dışındaki kalan hastalar için başarısızlığa dönüşecek dedi. Başka hastanelere ihtiyaç var. Biraz önce arkadaş hatırlatmıştı ya, komünist sistem. Vur elini masaya. Bu hastane artık devletindir. Denebilmek lazım tabii ki. Ama o da demin söylediler ya, eşi Riyalya, eşi Bronzo'dur o da tabii ki. Ayrıca Volkan gazetesi insanlık terbiyesinde noksanlık diyor. Skandal teklif Afrikalılarda ve fahişelerde denensin diye manyakça teklifler olduğunu hatırlatıyor bugün. Uçuşları durdurun Kıbrıs manşetinde. Uçuşları durdurun
bugün. Ambulans ihalesi tartışması hala devam ediyor. Merkez İhale Komisyonu Başkanı Halil Talaykurt, ambulans ihalesinde şaibe yoktur diyor. Talaykurt, her ihale gayet açık bir şekilde yapılır. Şu anda bunun tartışmasının yapılmasının gereksiz olduğu inancım tam. Kriminal suçlar başlayacak yardım edilmezse. Kafesli muhtarı Hüseyin Eminoğlu, Lefkoşa surlar içinde yapılan yardımların adaletsiz olduğunu söylüyor. Tüm sakinler şu anda evde oturan bölge için acilen önlem istediği ve uyarıyor. Kriminal suçlar başlayacak. Lefke'de sıkı denetim başladı. Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, halkın koronavirüs salgınından korunması amacıyla Lefke ilçe sınırlarına girişlerde kontroller yapıldığını açıkladı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ilk kez Covid-19 krizini görüşecek. İtalya'da işletmelere 400 milyar euro destek ayrıldı. Küresel çapta 6 milyon hemşire açığı olduğunu açıkladı BEME. New York'ta salgından ölenlerin parklara gömülmesi gündemde. İspanya'da 19 binden fazla sağlık çalışanı virüse yakalandı ve Boris Johnson'a oksijen veriliyor. KKTC'de virüsten 3. can kaybı. Bacağından yara aldı, hayatını kaybettiği Asım Serin Ova, dün söylemiştik ve bugün sabah söylemiştik ve güneyde vaka sayısı 50'ye yaklaştı. Covid-19 için 30 milyon diyor Başbakan Ersin Tatar, açıkladı. 9 Mart itibariyle hükümetin aldığı önlemlerin bu sürece verdiği önemi söyledi. Daha yapacak işler var, evde kalmaya devam edelim, mümkün olduğunca dışarıya çıkmayalım. Siber tüm girişler 15 gün durmalı. Karantina sürecini tamamlayanlar evlerine gönderiyorlar. Ersin Tatar respir heyetini kabul etti. Salgın dolayısıyla sıkıntı ve sorunlarını aktardılar. 90 adet ventilatör daha gelecek. Sağlık Bakanı Ali Pilli, Başhekim Doktor Adil Özülkan ve Yataklı Tedavi Kurumları Müdürü Doktor Cenk Soy'dan ülkemizde koronavirüs salgını nedeniyle açıklama yaptılar ve şu anda sayı 60'tır. Nisan ayı içinde 90 adet ventilatör daha gelecek ve 150'ye çıkacak dedi. Evet. İngiltere Başbakanı Johnson'a geçmiş olsun dileğinde bulundu Sayın Tatar. 2 pozitif daha tespit edildi. Yüksek Öğrenim Bilim Kurulu kuruldu. Bakan Çavuşoğlu, Nazım Çavuşoğlu açıkladı ki bu da çok önemli. Haluk Önder, günaydın. Onkoloji hastasıyım. Bu sürede tahlillerimi yaptırdım. Bu sürede ne tahlillerimi yaptırdım, ne hapım kaldı. Zaten doktor da yok. Sonuç belli. Ölüme terk. Evde kal, güvende kal. Okey diyor Haluk Önder. Çok acı bir mesaj tabii ki bu. Evet, çok acı bir öner. Günaydın, herkes olduğu yerde kalmalı. Güzel yurtta, o yurtta çalışanlar hasta olursa ne olacak? Bulaş durmayacak diyor. Bunu da Fatoş Eris Karabiber Yorgancı söylemiş bizlere. İnşallah böyle bir şey olmaz. Fehmi Oktay, Bilavala Fridi kardeşlerim günaydınlar. Dalman Yücel, Murat Gökçe kardeşim günaydınlar. Daha fazla test, daha güçlü ekip. O ekip yeni düzene konuştu. Koronavirüs, Covid-19 ile mücadele eden, hastaları tedavi eden, toplumun ilgiyle izlediği doktorlar yeni düzene konuştu. Daha fazla test, daha fazla personel, kurallara daha çok uyum mesajı verdi. Evet. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Doktor Nesil Bayraktar, sokağa çıkılmıyorken daha fazla tarama testi yapalım dedi. Göğüs hastalıkları uzmanı Doktor Derlen Özgeç Russo, linç kültürü yüzünden hastalar korkup saklanabilir, yapmayalım diyor. En önemlisi bu. Bu linç kültüründen kurtulalım Allah. Yani enfeksiyon hastalıkları uzmanı Doktor Selin Bardak Özcem, saklanmak size ve sevdiklerinize zarar verir diyor. Sakın saklanmayalım. Sonuçlar negatif, moraller pozitif. Öğrenciler ailelerine kavuştu. Sonuçlar negatif, moraller pozitif. Mausa Palm Beach Otel, Güneş Residence, Acapulco Otel ve Riverside Otel'de karantina altına alınan öğrenciler test sonuçlarının negatif çıkmasıyla dün sabah ailelerine kavuştu. Evet, şu anda güneyde vaka sayısı 494, kuzeyde 94 oldu. Toplam 588. 13.017 test yapıldı güneyde, bizde 3.246 test yapıldı. Güney 45 kişiyi taburcu etti, biz 44. Güneyde ölüm 12, bizde 3. Toplam 15, tüm Kıbrıs'ta ölüm var. Allah tümüne
topraklarını bol etsin. Allah ne diyelim, rahmet eylesin. Evet, devam edelim. Nazime Abdullah, çok teşekkürler. Başbakanım dedi ki artık yolcu gelmeyecek. Bence artık durdursunlar. Evet Nazime Abdullah, teşekkürler. Nalan Kavalcıoğlu, iyi yayınlar diyor bizlere. Amerika'da ölenlerin %70'i Afrika kökenli. Virüsün ırk tercihi mi var diye insan düşünüyor. Ahmet Polat söylemiş. Yok öyle bir şey, yok böyle bir yorum. Tabii yapmayın böyle yorumlar. Ama önemli. Erkekler daha çok ölüyor. Bu da bir istatistik sonucu. İddia tabii ki. İki yeni vaka ve bu da Haberatör'ün manşeti. Güney Kıbrıs'ta 29 vaka. Cemal Özyiğit, Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı, belediyeler iflasa sürüklenebilir dedi. Cemal Özyiğit, Sağlık Bakanlığı, Polis Genel Müdürlüğü ve Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı'nda aktif ve sürekli olarak çalışanlar gibi belediyelerin de devlet çalışanlarından yapılan %25'lik kesintiden muaf tutulması gerektiğini söyledi. Uçakla geleceklerin hastalanması her türlü sorundur diyor Özlem Gürkut. Yeni ventilatörler halen gelmedi. Bir ay geçti. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Cenk Soy'dan 90 yeni solunum cihazı alındığını açıkladı ama henüz gelmediler. 52 ventilatör mevcutmuş. 60 da değil, 65 da değil, 52 ventilatörümüz var. Allah bizi korusun. Evet Örsancığım, hoş geldin. Sağ ol, iyisin. Evet, Yaşar Aracı bize mesaj atmış. Bakalım ne mesajıdır sevgili Yaşar. Hemen bakalım. 200 kilo olacağım diyor bu gidişle. Aynen öyle. Molohiya ye. Evet, sağ ol Mustafa Mohaç. Çok teşekkürler, sağ ol. Evren Zorlu. Evet, bu belirsizlik stresi, Allah sonumuzu getirsin diyor. Bizi ya bu virüs öldürecek ya da bu belirsizlik stresi. Londra'dan gelen vatandaşların karantinaya alındığı Güzelyurt'taki öğrenci yurdunda odalar, pencereli, duşlu, tuvaletli, mutfak, internet, her şey var. Daha ne olsun? Yoğun talep üzerine dün gece özel uçakla Londra'dan adaya getirilen KKTC vatandaşları Güzelyurt'taki öğrenci yurduna yerleştirildi diyor Diyalog gazetesi. Aralarında üniversite öğrencilerinde bulunduğu heyetin adaya gelişi öncesinde yurt binasını ziyaret eden Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, sosyal medyada ortaya atılan temelsiz iddiaları yalanladı. Yurt odalarının penceresiz olduğu, duş ve internet imkanı bulunmadığı yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğunu söyleyen Özersay'ın dünkü ziyaretiyle bunların gerçek olmadığı ortaya çıktı. Gerçek, gerek bina içi gerekse bina dışında her türlü temizliğin yapıldığı, gelenlerin güvenli bir şekilde binaya yerleştirildiği bildirildi. İkinci uçak bugün gelecek. Ve Gazinovsa'da yaşayan, kanlar içinde hastaneye kaldırılan 47 yaşındaki Asım Serinova tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ayağında derin kesik vardı diyor. Aldığı ihbar üzerine dağ yolunda bir eve baskın düzenleyen narkotik polisi uyuşturucu hap ele geçirdi. İki kişi tutuklandı. Bugünlerde tabii ki uyuşturucu hap olayı da al uyu hikayesine girdiler. Cep telefonları 7 kişinin ardından 3 zanlı daha tespit edildi. Cep telefonunu attılar da şu çorabın içinde şeye ve Karşıyaka sakini Ömer Bulut 34 yaşlarında sevgililerine veda etti. Bakan Olgun Amcaoğlu Maliye Bakanı Yeni Bakış'ın manşetinde ve 65 adet solunum cihazı var açıklamasını yaptı. Koronavirüsten 3. ölüm Ümit Tilki, Allah rahmet eylesin diyoruz. 300 öğrenci evine döndü ve Lefkoşa Doktor Fazıl Küçük Caddesi üzerinde seyreden bir sürücü öncelik hakkı vermesi gereken ambulansın önünü tıkadı, çarpışma meydana geldi. Bak bu hala buna sokağa çıkma yasağı olduğu halde bunlar da devam ediyor. Efendim şimdi Serhat İncirli'nin yazısını okuyacağız. Serhat İncirli'nin yazısını bakalım Haberci gazetesinde yayınlandıysa hemen okuyalım. Evet, cesur olmak ve vahşi insanların dünyasına çocuk doğurmak. Bugünkü haberimiz, özür dilerim, bugünkü yazımız bu. Facebook'tan
Facebook'tan paylaşmak üzereyiz tabii ki bunu da. Evet, Facebook'tan paylaştık. Hemen paylaştık. Tweet olarak da gönderdik. Serhat İncirli'nin sayfasında tweet olarak da şu anda paylaşılmıştır. Gönderdik ve yazıyı okuyalım. Yazımıza hemen bakalım. Efendim, geri dönelim Safari'ye. Cesur olmak ve vahşi insanların dünyasına çocuk doğurmak. Yani gerçekten sıkıldık ama düşünmeyi de artırdık. Bir yandan sıkıntıları düşüne düşüne çıldırabiliriz ama öte yandan düşüne düşüne şükretmeyi de öğrenebiliriz. Mesela hapse girmeyi düşündünüz mü? Sıkıldım diye ağlayıp sızlayanlar eminim düşünüyorsunuz. Neyi mi? Bir daha işlemişseniz asla suç işlememeyi. Düşünün, şu anda bahçeye de çıkabiliyorsunuz, markete gidebiliyorsunuz, hatta kaçamak gezmeler de cabası. Ama evdesiniz, işiniz durdu falan. Bir de hapse düştüğünüzü hayal edin. Hücre mi yoksa koğuş mu? İkisi de kötü. Hele hiç suçunuz yoksa ama bazı kişileri gıcık etmişseniz. Ve bir de siyasi nedenlerle, yani iktidardakiler gibi düşünmediğiniz için hapiste olmayı hiç hayal ettiniz mi? Terörist canım onlar mı diyeceksiniz? Bol bol düşünüyoruz bugünlerde geleceği, geçmişi. Mesela Kıbrıslı Türkler olarak geçmişteki hatalardan ders çıkarmanın gelecek adına ne kadar önemli olduğunu. Mesela ben kendi kendimizi hiç yönetemediğimizi düşünüyorum ve belki bu korkunç sınavdan sonra kendi kendimizi yönetebiliriz diye hayaller kuruyorum. Siz de kurun, özellikle yönetenler. Cesur olun, korkmayın. Ölümlü dünya, koskoca İngiliz başbakanı komada. Doğayı ne kadar hor kullandığımızı da düşünüyorum. Üstelik ne uğruna? Sadece daha çok para uğruna. Ve bir kez daha gördük ki ne kadar çok paranız olduğuna pek bağlı değil bazı şeyler. Aşısı veya tedavisi hala bulunmamış olabilir ama koronavirüs denen şeytanla ilgili kesin bilinen tek şey parayı tanımadığı. Çok parası olanı da yakaladı mı götürebiliyor, az parası olanı da. Hatta hiç parası olmayanı da. Doğa bizden nefret eder haldeydi. Bunu bol bol düşünmemiz lazım. Doğa ve hayvanlar bize küsmüş durumdaydı. Mesela keklik ve tavşanlar bizden nefret ediyordu. Bundan eminim. Bakın bir de şu habere. Hong Kong'daki bir hayvanat bahçesinde yetkililerin 10 yıllık çabalarına karşı bir türlü gerçekleşmeyen olay salgın karantinası sayesinde yaşandı. İki panda ilk kez çiftleşti. Koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 2 ay önce ziyarete kapatılan Hong Kong'daki Ocean Park hayvanat bahçesinde bulunan Ying Ying ve Lili adlı pandalar 10 yıl sonra ilk defa seks yaptı. Pandalar sizce 10 yıldır niye sevişmiyordu? Bence bu vahşi insanların dünyasına niye çocuk doğuralım ki dedikleri için sevişmiyorlardı. Bu yüzden varsın soyumuz tükensin noktasındaydılar. Kesinlikle öyle düşünüyorum. Şimdi baktılar, gördüler, doğa her canlının doğası ve bu doğa istediği zaman kendine kötülük yapanların ebesini dümdüz edebiliyor. Haydi sevişelim dediler. İnsanların gözle görülmeyen bir virüs karşısındaki mutlak mağlubiyetini kutladılar. Bol bol düşünün. Mesela KKTC'deki sahte milliyetçiler. En çok siz düşünün. Bakın ne hale geldik. Biz bize yeteriz de diyemez haldeyiz. Oysa
el alemin malını ganimet diye alıp hakkımdır ulen diye kahramanlık türküsü söylememeliydik. Ne olur inkar etmeyin. Siz merak etmeyin canım demediler mi bize? Biz domatesinizi de portakalınızı da patatesinizi de alırız demediler mi? 29 yaşında 31 seneden emekli edilmedik mi? Üretmememiz ve uyuzlaşmamız istenmedi mi sizce? Sizi bilmem ama ben bundan eminim. Bilerek ve isteyerek uyuzlaştırıldık, miskinleştirildik. Yüzümüze de vuruldu sonra değil mi? Tembel asalaklar diye. Evet, bu ülkede 29 yaşındayken 31 seneden emekli edilen insanlarımız vardır. 15 yaşında askere girdi, 28'de çıktı, 1,5 yıl polis yazıldı. Al sana toplamda 15,5 yıllık hizmet. Çarp 2 etti 31 sene. Yaş 29, 31 seneden polis emeklisi. Ve 45 senedir bu şekilde maaş alanlarımız yok mu? Ne olacak canım, bütün Kuzey Kıbrıs'ı serbest bölge yaparız demediler mi? Nüfusu da saymanıza gerek yok, bilmenize de gerek yok. Biz her istediğinizde veririz demediler mi? Canım ne gereği var çözüme, bakın biz buradayız da mı demediler. Şimdi bu söylenenlere inananlar ne diyor? AB bize yardım etmiyor ama Rumlara ediyor. İşte AB'nin güvenilmez olduğunun ispatı. AB'nin canı cehenneme de güvenilir olmak için ne yapmalıydı AB? Birkaç yüz kutu eldiven ve maske mi göndermeliydi? Eğri oturun, doğru hesaplayın artık. Bu illet hastalık bir şekilde gidecek. Sonrasının matematiği de, muhasebesi de, coğrafyası da, hukuku da belirlenmeli. KKTC adını verdiğiniz bu devlet, Nisan ayı sonunda maaş ödeyebilir mi, ödeyemez mi sorusunu tartışalım. Ama Mayıs sonu maaş ödeyemez. Ağustos'da yakıt biter, lambalar yanmaz, Eylül başı su da biter. Emekli bir ağabey diyor ki, ama benim emekli maaşımdan %25 kestiler, zenginlerden kesmiyorlar. Ey sevgili emekli ağabey, emekli dayı, emekli amca, emekli teyze abla. Bu coğrafyanın adını koymak zorundayız. Uluslararası hukuk içerisine girmeliyiz. Vergi adaleti sağlamalıyız. Bunun içinde Kıbrıs sorunu çözülmelidir. Kıbrıs sorununu çözmek için verebileceğimiz tek taviz topraktır. Verelim ve anlaşalım dediğimizde anamıza, avradımıza sövenler arasında sen de yok muydun? Şimdi çok merak ediyorum. İşten atılmam için yıllarca gerek Kıbrıs Medya Grubu'nu yönetenlere, gerekse Kanal T'ye her türlü hakareti yapan kahramanlar, siyah çelek bırakanlar, maaşlarının kaçta kaçını yoksul insanlarla paylaşıyor? Bu kahramanların kaçta kaçı hayatlarında bedava çalıştılar? Bu kahramanların kaçta kaçı evlerinde baş köşede asılı mücahitlik üniformalı fotoğraftaki o üniformaya çamur ya da toz bulaştırdılar? Gerçek kahraman atıp tutanlar, derneklerde sahte sahte konuşmalar yapanlar değildir. Gerçek kahramanlar zaten şehit oldu. Olmayan ve şu anda kahramanlık taslayanlar, vatanına verdiği hizmetin hesabını kesinlikle sormaz ve sormadı. Ama vatan haini, atın işten diye ekmeğimle oynamak isteyenlerin hepsi vatana hizmetin hesabını sordu ve karşılığını fazlasıyla aldı. Bunları neden mi yazıyorum? Çünkü mevcut hükümet bu en zor günlerde çok ciddi tecrübe kazanacaktır. Ve bu tecrübe ile bu ülkeyi ileride çok daha iyi yönetecek bilgiye, yeteneğe sahip olacaktır. Ne olur
artık sahte milliyetçiliğe, şova dayalı vatanseverliğe taviz vermeyelim. Onların oyununa, baskısına gelmeyelim. Hamaseti derhal terk edelim. Sadece son 4-5 yıla bakar mısınız? Ülke zaten çökmüş durumdaydı. Şimdi tam dibe vurdu. Ne yol yapılabiliyordu bu memlekette, ne hapishane, ne hastane. Sadece söz veriliyordu. Mesela hayati bir proje Ercan Havaalanı. Bu proje yarım kalmak üzereydi. Şu anda yarım kalmıştır. Ve bitirilmesi için para gerekmektedir, yoktur. Kimse, ama kimse sırf yağ çekmek için canım para gelecek demesin. Çünkü olsa dükkan sizin abi. Merhem arıyorsak bu merhemi kendimiz bulmak zorundayız. Cesur bir şekilde. Çünkü değil Türkiye'nin, dünyada hemen hiçbir ülkenin şu anda kendi başına sürecek merhemi yoktur. Çok cesur bir şekilde kendi merhemimizi yaratalım. Nasıl yaratacağımızı hemen konuşmaya başlayalım diyoruz ve bir ara daha veriyoruz. Aradan sonra İngiliz gazetelerine, Türkiye gazetelerine bakacağız. Hiçbir yere gitmeyin lütfen.